Selamlar, Beyaz Kurt ben. Az önce gerçekten çok ilginç bir haberle karşılaştım ve bence bunu sizin de öğrenmeniz gerekiyor. Süleyman Soylu açık açık hukuksuz bir davranış sergilemiş ve bu davranışı birkaç saat önce tespit edilmiş. Olay ne diye muhtemelen merak ediyorsunuzdur. Beni bu videoda gerçekten iyi dinleyin çünkü emin olun ki bugün sizi gerçekten şaşırtacağım. Olay şu arkadaşlar. CHP'li Muharrem Erkek geçtiğimiz günlerde Süleyman Soylu hakkında çok garip bir iddiada bulundu. Kendisinin iddiasına göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaymakamlıklara sandık sonuçlarını bize de bildirin diye bir yazı göndermiş. YSK yani Yüksek Seçim Kurulu ise bu talebi öğrenmiş ve reddetmiş. Çünkü bu bir suç, yani İçişleri Bakanlığı'nın ne işi var seçimle? Seçim konusundaki tek yetkili YSK ve siyasi partilerdir. İçişleri Bakanlığı'nın konuyla bir ilgisi yok yani. Daha sonrasında Muharrem Erkek'in iddialarına göre Süleyman Soylu kendine paralel bir yapı kurmuş. Yani bildiğiniz kendisinin elinde bir panel var ve bu panelle seçim sonuçlarını erkenden görebiliyor. Hangi sandıktan AK Parti kaç oy aldı? Seçimi şu anda kim önde tamamlıyor? Bunların hepsini YSK açıklamadan görebiliyor. Ve normalde İçişleri Bakanı'nın asla böyle bir yetkisi yok. Ancak nedense kendine böyle bir panel kurmuş. Ve yapabildiği tek şey bu da değil. Bu panel sayesinde kullanılan oyları güncelleyebiliyor. Yani mesela atıyorum AK Parti'ye 50 oy verilmişse bunu 100, 150, 200 falan yapabiliyor. Ancak her ne kadar bunu çoğu insan anlamasa da burada şöyle bir ayrıntı var. Veriyi değiştirmek kolay bir şey değildir arkadaşlar. Yani evet, Süleyman Soylu bunu yapabiliyor ancak yapmaya, affedersiniz, yemez yani. Çünkü bu verilerin ıslak imzalı tutanakla aynı olması lazım. Islak imzalı tutanaklar da sandık başında her partinin temsilcileri tarafından imzalanan bir şeydir. Yani paneldeki oy ıslak imzalı tutanakla aynı olmazsa kendini ele verir ve muhtemelen hapse girer. Bu yüzden veri değiştirmek kolay bir şey değil. Bir kere bunu anlayalım. Ama veriyi değiştirebiliyor mu? Evet, istese değişir. Böyle bir gücün Süleyman Soylu'nun elinde olması bile korkutucu. Ama dediğim gibi bunun bir önlemi var. Ancak benim değinmek istediğim şey ikinci konu. Seçim sonuçları görme konusu. Bu adam seçim sonuçlarını ne yapacak acaba? Bu adam neden seçim sonuçlarını erkenden görmek istiyor? Burada benim aklımda iki soru işareti oluşuyor. Acaba seçim sonuçlarını öğrendikten sonra bir aksiyon mu alacaklar, yoksa kaçacaklar mı? Kim bilir? Her iki türlü de Süleyman Soylu'da normalde olmaması gereken bir panelin olması, emin olun, nasıl bir seçime gittiğimizin en büyük kanıtı. Aslında burada sorulması gereken birçok soru var. Daha önceki seçimlerde de bu var mıydı? Bu seçimlerde Süleyman Soylu'nun erkenden bunları görmesi herhangi bir etki oluşturdu mu? Bu adam bunları görüp ne yapacak? Muhtemelen şu anda kanıtları merak ediyorsunuzdur. Kanıtlar birazcık uzun. Muharrem Erkek Twitter hesabında paylaşmıştı bunu. Ben de bu görüntülerin tamamını videoya koyacağım. Ancak daha fazla yorum yapmayacağım yani. Zaten konuşmamız gereken her şeyi konuştuk. Şimdi sizleri kanıtlarla baş başa bırakıyorum ve ben yavaş yavaş aradan çekiliyorum. Kendi gözlerinize görün. Müdürler merhabalar. Az önce de söylediğim gibi bende test girişi olacak. Giriş testi geçecek. Sizde farklı bir adres olacak. Onu zaten yarın paylaşacağız. İlgili kısma siz kendi adresinizi yazacaksınız. Bir saniye bekletiyorum burada sizi. Normal e-işlerine girer gibi girdiğinizde şurada ikinci sırada ilk başta AFAD çıkıyor. Normal canlı konuda da bu olacak. Hemen sağdaki kamera tıklıyoruz, girişe tıklıyoruz. Burada sizi dört tane harita karşılıyor. Bir tanesi Cumhurbaşkanlığı seçimi, bir tanesi milletvekili seçimde şeklinde. Gördüğünüz üzere biri yurt dışı sandıklar, diğeri yurt dışı sandıklar. Yine milletvekilinde de aynı şekilde var. Ardından mesela Cumhurbaşkanlığı seçimi için girdiğimizde siz de az önce de ben size iletmiştim. Şu an girişleriniz yapılıyor. İllerin örnek vermek için söylüyorum. Sinop müdürümüz girdiğinde sadece burada Sinop'u zaten görecek. Ben hazırda bir giriş yapıldığını bildiğim için Ankara Çankaya'yı seçiyorum. Siz bunları zaten yapmayacaksınız. Sandıkları getir diyoruz. Şimdi burada sandık numarası yazıyor. Burada okulun ismi yazıyor. Burada toplam seçmen sayısı. O sandıktaki 1001 numaralı sandıktaki seçmen sayısı yer alıyor. Burada da adaylarımız var. Adaylar bu şekilde. Burada sonuçları güncelle dediğinizde buralar aktif oluyor. Örnek vermek için söylüyorum. 60'a. Yine 60. 60 ve 60 olarak güncellediğimizi varsayalım. Şurada da geçersiz oy kısmı var. Geçersiz oyun o sandıkta gelen bilgiler arasında, örnek veriyorum, 17 olduğunu düşünelim. Buradan da sandığın durumunu seçiyoruz. Sandığın durumu nedir? Oy verme yerinde sayımı devam eden sandıklar seçim bitmiş, seçim tamamlanmış, sayım devam ediyor anlamına geliyor. Yolda olan sandıklar sayım bitmiş, tutanaklar tutulmuş, araca yüklenmiş ve ilçe seçim kuruluna göndermek üzere yola çıkmışlar.
Bunlar yola çıkmış ve teslim edilmiş olanlar, seçim kuruluna teslim edilen, artık sandıkla ilgili işlem bitmiş. İtiraz edilen bir sandık varsa, o bilgi gelmişse, o buraya işleniyor. Kurulamayan sandık oluyor bazen ve bazen de kayıp hasarlı sandıklar oluyor. Bunlar her türlü senaryo düşünülerek yapılmış şeyler. Buradan da örnek veriyorum, biz sonuçta seçim sonucu giriyorsak eğer biz buraya, bu sandığın ya yolda olması lazım ya da seçim kuruluna teslim edilen olması lazım eğer oy giriyorsak. Ben bunun yolda olan bir sandık olarak girişini yapıyorum. Sonuçları kaydet dediğim zaman şöyle bir soru soruyor. Seçili sandığın bilgilerini onaylıyor musunuz? Toplam 1000 seçmen var ve siz toplam 240 oy girdiniz diyor. Onayla dediğimde kayıt işlemi başarılı diyor. Ardından buralar hala şu an paralar hala şu an pasif. Buraya tıkladığımda giremiyorum. Yine bir güncelleme yapmak istersem sonuçları güncelle kısmından buraları aktif ediyorum. Bu Cumhurbaşkanlığı seçim için değil. Milletvekili seçiminde durum çok farklı değil. Yine az önce söylediğim gibi bunlar sizde kendi ilinizde otomatik olarak seçili gelecek. Ben kendim için ayrıyeten hazırlığımı yapıyorum. Burada tabii biraz daha konu farklı. Yine aynı şekilde sandık numarası, okul ve seçmen sayısı mevcut. Burada en çok oyu alan ve ittifakta yer alan partilerin bir sıralaması görüyoruz biz burada. Yine aynı şekilde geçersiz oy kısmı burada. Yine sandık teslim durumları burada. Yine oylar az önceki gibi burada pasif durumda. Sonuçları güncelle dediğinizde bu partilere gelen oylar varsa buraya bu şekilde girişlerini yapabiliyorsunuz. Ardından eğer girilen sandıkta farklı bir partiye oy varsa şurada sağda diğer partiler kısmı var. Buraya tıkladığınızda diğer partiler aşağı doğru açılıyor. Onun da altına genç partiye 1 dediğiniz zaman, sonuçları kaydet dediğiniz zaman, yine aynı şekilde az önce anlattığım şey burada da geçerli. Seçim kuruluna teslim edilen sandık dediğinizde sonucu kaydettiğinizde yine soru soruyor. Böyle bir şey var, onaylıyor musunuz? Onayla dediğinizde yine kayıt işlemi başarılı şeklinde sonuç veriyor. Bu genel itibarla faydalı olacağını düşünüyorum ama yarın gönderilecek olan dediğiniz zaman, yine aynı şekilde az önce anlattığım şey burada da geçerli. Seçim kuruluna teslim edilen sandık dediğinizde sonucu kaydettiğinizde yine soru soruyor. Böyle bir şey var, onaylıyor musunuz? Onayla dediğinizde yine kayıt işlemi başarılı şeklinde sonuç veriyor. Bu genel itibarla faydalı olacağını düşünüyorum ama yarın gönderilecek olan kılavuz size daha faydalı olacaktır. Herkese iyi çalışmalar diliyorum şimdiden.